أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salat bölümünde mescitlerle, camilerle ilgili hadis-i şerifleri okuyoruz. Hayatın ekseni, hayatın merkezi, hayatın odak noktası camilerimizdir. Kabe-i Muazzama'nın birer şubeleri mahiyetindeki camilerimiz hem ibadetle, hem zikirle, hem Kur'an-ı Kerim'le, hem ilimle, hem de gençlerin coşkusuyla imar edildiği zaman hayatımızın rengi bambaşka olacaktır. Bu dersimizde Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salat bölümünde 60. bab hadisleriyle devam ediyoruz. Babun iza dakhala ahadukum el mescide felyerka rek'ateyni kable en yeclis. Sizden biriniz bir mescide, bir camiye girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Bu manadaki hadisi şerifi hiç değiştirmeden müellif İmam Buhari Hazretleri başlık olarak naklediyor. Hadis-i şerif 90 nolu hadisimiz. Kale'l müellif el-İmamül Buhari'yü rahimahullah haddetena Abdullah ibn Yusuf'e kale akhbarana Malik an Amir ibn Abdullah ibn Zübeyir an Amr ibn Süleymin el-Zürakiyyi an Ebi Katade Selemiyyi enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal İzâ dekhal ahadukumul mescide fel yarka rek'ateyni kable en yeclis. Sizden biriniz mescide, camiye girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Tabi buradaki namaz hepimizin fıkıh derslerinde öğrendiğimiz, bildiğimiz tahiyyetül mescid namazı. Mescide hürmet, mescide saygı namazı. Mekruh vakit dışında mescitlere girdiğimizde bu namazın kılınması menduptur, müstehaptır. İttefaka eyyimmetül fetva ennehu mahmulun alen nedbi. Bu hadis-i şerifteki فَلْيَرْكَ رَكْعَتَيْنِ ifadesi, iki rekat namaz kılsın ifadesi, bir emir olarak geldiği halde müstehap, mendup manasında anlaşılmıştır. رُوِيَ اَنَّ كِبَارَ
ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yedhulûnel mescide sümme yehrucûne ve la yusallûn. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında sahabenin büyüklerinden olup zaman zaman mescide girip bu namazı kılmadan çıkan kimselerde bulunmuştur. Bu uygulama bu namazın farz veya vacip olmadığına delil olarak gösterilmiştir. İmam Tahavi, Hanefi muhaddis ve fakihlerinden İmam Tahavi diyor ki men dekhalel mescide fi evkatin nehyi feleyse bi dakhilin fi emrihi sallallahu aleyhi ve sellem bir rükû'i inde dukûlihil mescid. Mekruh vakitlerde veya haram vakitlerde camiye giren kimse için bu emir söz konusu değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz haram namaz kılınmasının, nafile namaz kılınmasının haram olduğu vakitleri beyan etmiştir. Güneş doğarken, güneş batarken, güneş tam tepedeyken namaz, nafile namaz kılınması haram olarak kabul edilmiştir. Sabah namazının sünnetinin kılındığı vakitte, sabah namazının sünnetinden başka bir namazın kılınması, ikindi namazının farzından sonra herhangi bir nafile namaz kılınması da mekruh vakitlerdendir. Fıkıh kitaplarımızda diğer mekruh vakitler tayin edilmiştir. İşte bu mekruh vakitlerde tahiyyetül mescid namazı kılınmaz. Yani sabah namazı vaktinde mescide gelen, öğle namazından yarım saat önce mesela mescide gelen kimse elbette tahiyyetül mescid namazını kılmayacaktır. İkindi namazına gelen, yatsı namazına gelen kimse bu tahiyyetül mescid namazını eda edecektir. Akşam namazının farzından önce Hanefi mezhebine göre yine hadis-i şeriflerin delaletiyle herhangi bir namaz olmadığı için, nafile namaz olmadığı için yine bu namaz eda edilmeyecektir. Özellikle cami ziyaretlerinde bir turist gibi camiyi gezme yerine abdestli bir şekilde girip o cami ziyaretinde iki rekat o camiye hürmet anlamındaki tahiyyetül mescid namazı eda edilmelidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi bu. Ebu Zer el-Gıfari anlatıyor. Mescide girince aleyhissalatü vesselam Efendimiz erekate rekateyn iki rekat namaz kıldın mı diye sordu. Kale la tümme kal kum ferkahuma. Kalk bu iki rekatı kıl buyurdu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önem verdiği, değer verdiği tahiyyetül mescid namazı, mescitlere, camilere olan sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi ifade etme anlamında tavsiye edilen namazlardan biri. Bir sonraki baba geçiyoruz. Babul hadesi fil mescidi. Mescitte abdestsiz bulunmak. Kalel müellif el-İmamul Bukhari'yü rahimahullah. Kitabımızın müellifi İmam Bukhari Hazretleri anlatıyor. Haddesene Abdullah İbni Yusuf. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. Sizden biriniz farz namazı kıldığı yerde oturmaya devam ettiği takdirde abdestli bulunması şartıyla farz namazı kıldığı yerde oturmaya devam ettiği takdirde melekler o kimseye rahmetle dua ederler. İnnel melaikete tusalli ala ahadikum.
Melekler sizden birinize rahmetle dua ederler. Madame fi musallahu, namaz kıldığı yerde oturmaya devam ettiği müddetçe, ellezî sallâ fîhi, namaz kıldığı o yerde, mâ lem yuhdiz, abdesti bozulmadığı müddetçe. Uyuyakalır, abdesti bozulursa meleklerin duasından mahrum olur. Tekûlü şöyle diyerek melekler dua ederler. Allahümme gıfir lehu, Allahümme erhamu. Allah'ım onu bağışla, ona rahmet eyle. Şu bulunduğumuz hadis-i şerif meclisinin etrafı semalara kadar meleklerle kuşatılmıştır. Melekler hadis-i şerif meclislerinde, Kur'an-ı Kerim meclislerinde, fıkıh meclislerinde, tefsir meclislerinde, Allah rızası için yapılan toplantılarda melekler bulunur. Camilerde, mescitlerde boşlukları melekler doldurur. Ve namaz sonrası ibadete, zikre, duaya, tesbihata devam edenler için meleklerin duası. Allah'ım şu Müslümanı bağışla, şu Müslümana rahmetinle muamele eyle. Evet, bu hadis-i şerif mescitlerde, camilerde namaz sonrası derhal kalkmamamızı, duaya, zikre, ibadete devam etmemizi tavsiye etmektedir. Tabii bu hadis-i şerifin yine Sahih-i Buhari'de daha uzunca bir rivayet şekli vardır. فَاِنَّ حَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّعَ فَاَحْسَنَ الْوُضُعُ Sizden biriniz abdest alır ama bu abdestini de gayet güzelce alırsa وَاَتَ الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ اِلَّا الصَّلَاةِ Camiye gelir, mescide gelir, sadece namaz kılma niyetiyle gelirse, birini görmek için değil, birine borç ödemek için değil, biriyle görüşmek için değil, sadece namaz kılmak için camiye gelirse, lem yaktu hatvaten illa rafa'ahu Allahu biha derece. Attığı her adım sebebiyle Cenab-ı Hak onun bir derece yükseltir. Ve hatta anhu biha hatiye. O attığı her adım sebebiyle bir günahını siler. Hatta yedhulel mescid, mescide girinceye kadar. Evinizden camiye gelinceye kadar attığınız her adımda bir derece yükselme ve bir günahın silinmesi vardır. Tabi derecenin tarifi hadis-i şeriflerde مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ yerle gökler arası kadar. Bir derece bu. Basit bir derece değil. فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ ف۪ي صَلَاتٍ مَا كَانَتْ تَحْبِسُهُ Mescitte bulunduğu süre içerisinde sürekli namazdaymış gibi sevap kazanır. Erken girip geç çıkanlara müjdeler olsun. Ve tusallil melâiketu mâ dâme fî meclisihillezî yusallî fîhî namaz kıldığı, kılacağı yerde bulunduğu müddetçe melekler ona rahmetle dua eder. Allahümme gıfirli, Allahümme erhamu. Allah'ım onu bağışla, merhamet eyle. Fakat مَا لَمْ يُؤْذِي بِحَدَثٍ ف۪يهِ Herhangi bir şeyle bir başkasını rahatsız etmediği müddetçe. Abdestli olur, başkasını rahatsız etmemek şartıyla ibadete, taate, duaya, Kur'an-ı Kerim tilavetine devam ederse o kimseye melekler dua ederler. Tabi bu hadis-i şerifte şunu görüyoruz. Beyan-ı fadileti men intazara salate mutlakan, namazı bekleyen kimsenin derecesi, fazileti, üstünlüğü açıklanmaktadır. Fihi ennel hadese fil mescid yubtilu zâlike ve lev istemarra câlisen, oturmaya devam etse bile abdestsiz olduğu müddetçe bu ecirden, bu duadan, bu bereketten istifade edemez. فِيهِ اَنَّ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ اَشَدُّ مِنَ النُّخَامِ Mescitte abdestsiz bulunmak, mescidi kirletmekten daha şiddetlidir. Dolayısıyla Said İbnül Müseyyep, Hasan-ül Basri gibi kimseler,
abdestsiz olarak mescitte bulunmayı mekruh görmüşlerdir. İbn Battal Buhari şarihlerinden diyor ki: "Men erade en tuhatta anhu zunubuhu min gayri ta'abin fel yagtenim mülazemete musallahu ba'de salah." Kim yorulmadan günahının silinmesini istiyorsa, yorulmadan günahının silinmesini istiyorsa namaz kıldığı yerde, mescitte, camide abdestini korumak şartıyla, kimseyi rahatsız etmemek şartıyla oturmaya devam etsin. لِيَسْتَكْثِرَ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ وَاسْتِغْفَارِهِمْ لَهُ Meleklerin çokça duasını almak için, meleklerin bağışlanma niyazına ermek için. فَهُوَ مَرْجُوُنْ اِجَابَتُهُ Çünkü meleklerin duası kabul olunacağı, ümit olunan dualardandır. Bâb-ı bünyanil mescid. Evet, mescidin inşa edilmesi babu. Emara ve emara Umaru ve kâle Ebu Sa'id kâne sakful mescidi min ceridin nakil. Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki Mescid-i Nebevi'nin tavanı hurma ağaçlarından, hurma dallarından yapılmıştı. Ve emara Umaru bi binâil mescidi. Hazreti Ömer radıyallahu anh mescidin inşasını emretti. Ve kâle ekinnen nâse minel matar. İnsanı yağmurdan insanları korusun. Ve iyyake en tuhammara ev tusaffara fe teftinen naz. Mescidin böyle kırmızı sarı boyalarla boyanmasından sakının ifadesini kullanmıştı. O kale Enes yetebehevne biha sümme la ya'murunaha illa kalilen. Evet, bu mescitlerle insanlar övünüyorlar. Ama gerçek anlamda mescitleri imar etmiyorlar. Mescitlerin imarı, onarılması, mescitlere değer verilmesi, içinin cemaatle, ilimle, Kur'an tilavetiyle, zikirle, dua ile doldurulmasıdır. Özellikle Mescid-i Nebevi'yi gençler dolduruyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında gençler arasında namazsızlık ve cemaatsizlik problemi yaşanmıyordu. Yani gerçekten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaatle namaz ruhunu en güzel şekilde gençlere aşılamıştı. Ve kâle İbn Abbas letuzahrifunneha kema zahrafetil yehudü ven nasara. Yahudilerin ve Hristiyanların aşırı derecede süsledikleri gibi gün gelecek mescitlerinizi aşırı derecede süsleyeceksiniz buyuruyordu. Evet, Abdullah İbn Abbas'ın sözü. Kâlel müellif, el-İmamul Bukhari'yü rahimahullah, haddetena Ali ibn Abdillah, kâle haddetena Ya'kub ibn İbrahim ibn Sa'din, kâle haddetteni ebi an Salih ibn Kaysan, kâle haddetena Nafi'en Abdallah'ı akbarahu. Yine Abdullah bin Ömer hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ennel mescide kâne alâ ahdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem mebniyyen bil lebini. Peygamberimiz zamanında mescit kerpiçten yapılmıştı. Ve sakfuhu el cerid. Tavanı hurma dallarıyla örtülmüştü. Ve ameduhu haşabun nakil. Direkleri hurma ağaçlarındandı. Felem yezid fihi Ebu Bekir'in şey'en. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh herhangi bir ilavede bulunmadı. Ve zâde fîhî Umar'u ve benâhu alâ bunyânihî fî ahdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anh ilavede bulundu ama aynı bina korundu. Bil lebini vel ceridi. Yine işte duvarda tamirat, tavanda tamiratlar yapıldı. Ve aade umudehu haşaben, direkleri yine tahta direklerden tekrar yapıldı. Sümme gayyarehu Osmanu, asıl Mescid-i Nebevi'de büyük değişiklik Hazreti Osman zamanında yapılmıştır. Fezade fihi ziyadetun kesiran, Mescid-i Nebevi'yi
epey bir şekilde genişletmişti Hazreti Osman radıyallahu anh. Bugün Mescid-i Nebevi'de ön taraftaki kapalı kısım Hazreti Osman radıyallahu anh zamanındaki kumluk dediğimiz o şemsiyenin altındaki kısmın önündeki kısım, kapalı kısım Hazreti Osman zamanındaki kısım aynen korunuyor. وَبَنَا جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْكُوشَ Duvarlarını nakışlı taşlarla tekrar inşa etmiş. وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُودَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْكُوشَةٍ Ve direklerini yine nakışlı taşlarla inşa etmiş. وَسَكَّفَهُ بِالسَّاجِ Ve mescidin tavanı da saçla döşenmişti. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında. Osmanlı döneminde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanındaki mescit özellikle direklerdeki işaretlerle belirtilmiştir. Hazreti Osman zamanındaki ilaveler yine aynı şekilde işaretlerle belirtilmiştir. Rabbim Mescid-i Nebevi'de namaz kılıp 1000 ecir ve sevap almayı nasip ve müyesser eylesin. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerini açıkça Mescid-i Nebevi'de kılınan 1 rekat namaza mukabil 1000 rekat sevap verileceğini ifade etmektedir. Babu teavuni fi bina'il mescid. Mescid inşaatında yardımlaşma ve işbirliği. Bu dersimizin son babı bu hadis-i şerif olsun. Kalel müellif ve kavluhu teala مَا كَانَ لِلْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللّٰهِ شَاهِد۪ينَ عَلَى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ اُولَٰئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ Evet, müşrikler Allah'ın mescitlerini imar edecek değildirler. Onlar kendi nefislerine küfürle adeta kendi kendilerine şahit olmaktadırlar. Onların bütün yaptıkları, hayır için yaptıkları bile boştur. Müşrikler, imandan mahrum olanlar, Allah'a şirk koşanlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'ın mescitlerini Allah'a iman eden, ahiret gününe iman edenler imar eder. وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَاَتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler, namazlarını vaktinde cemaatle en güzel şekilde eda edenler, zekatlarını emredildiği şekilde verenler, وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Altını çiziyoruz. Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهِ Sadece Allah'tan korkanlar Allah'ın mescitlerine, camilerine değer verir, imar eder, onarır. اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُ فَاَسَا اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ İşte hidayete ermeleri beklenenler, muvaffak olacak olanlar bu kimselerdir. Mescidin bir fizik anlamda onarılması vardır. İnşaatı, bir de mescitlerin, camilerin içinin ibadetle, Kur'an'la, gençlerle, zikirle, ilim meclisleriyle doldurularak onarılması vardır. Her iki anlamda camileri imar etmemiz istenmektedir. Kale'l müellif el-imamul Bukhari'yi rahimahullah haddethena Museddet kale haddethena Abdülaziz ibn-i Muhtar قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي إكرمة anlatıyor. Abdullah ibn Abbas'ın talebesi. Abdullah ibn Abbas bana ve oğlu Ali'ye hitaben şöyle dedi. İntalika ila Ebi Sa'id. Şu Ebu Sa'id el-Hudri'ye gidin. فَاسْمَعَا مِنْ حَد۪يثِهِ Onun rivayet ettiği hadis-i şerifleri dinleyin.
İlim erbabı ilim erbabına yönlendiriyor. Bir sahabi oğlunu ve talebesini bir başka sahabiye gönderiyor. Fentalaka, ikisi beraber gittiler. Feiza huwa fi ha'itin yuslihuhu. Ebu Said el-Hudri bir duvarı tamir etmekle meşguldü. Fehaza rida'ahu fahtaba, elbisesini topladı. Thumma enşe'e yuhaddisuna, sonra bize hadis-i şerif okumaya, hadis-i şerifi nakletmeye başladı. Hatta ete zikru bina'il mescid, nihayet Mescid-i Nebevi'nin inşa edilmesi konusu gündeme geldi. Fekale, şöyle buyurdu Ebu Said el-Hudri, Ashab-ı Suffe'den, gençleri seven, çok hadis-i şerif rivayet eden, çok değerli bir zat. Bir rivayete göre Ebu Said el-Hudri, İstanbul'un fethi sebebiyle o harekat ordularından birine katılmış, İstanbul surlarının önüne kadar gelmiş, bu civarda Kariye civarında bir yerde medfun bulunduğu rivayet edilmektedir. Kunna nahmilu lebineten lebine. Biz hepimiz birer kerpiç taşıyorduk. Ve Ammar'un lebineteyn. Ammar da iki kerpiç taşıyordu. Tuğla veya kerpiç, her iki şekilde de tercüme edilebilir. Fera'ahun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz onu gördü. Fe nefadat turabe anhu, yüzündeki toprakları sildi. Ve kale, şöyle dedi. Vayh Ammar. Ammar'a yazık, yazık, çok yazık. Taktuluhul fiyetül bâgiye. Onu zalim bir topluluk öldürecek. Yed'uhum ilel cenne ve yed'unehu ilen nar. Ammar onları cennete davet ediyor. Onlarsa Ammar'ı cehenneme davet ediyorlar. Kale yekul Ammar. Ammar şöyle diyordu. Eûzu billahi minel fiten. Fitnelerden Allah'a sığınır. Şimdi bu hadis-i şerifte mescit inşaatında sahabe-i kiramın görev aldıkları, kimisinin birer kerpiç taşırken güçlü kuvvetli genç olanların ikişer kerpiç taşıdıkları anlatılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizzat mescit inşaatında çalışmıştı. Mescid-i Nebevi'de ilk uygulamalardan biri mescidin inşa edilmesi, Medine-i Münevvere'de ilk uygulamalardan biri mescidin inşa edilmesi olmuştu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu Ammar'ın gayretini görünce, o çilekeş, o cefakar, o mazlum Müslümanın o azmini görünce sanki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu perdeyi kaldırıverdi Peygamberimizin gözlerinin önünden. Ve yaklaşık 30-40 sene sonra Ammar'ın başına gelecek o şehadet manzarası, şehitlik tablosu Efendimiz'e gösterildi. Evet, Sıffin Savaşı'ndaydı. Ammar radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh ile birlikte savaşıyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Sümeyye'nin, Yasir'in oğlu Ammar'a radıyallahu anhum ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Ey Ammar dedi, senin bu dünyada en son içeceğin bir bardak süt olacak. O gün var gücüyle çarpıştı Ammar. Güneş batmak üzereydi. Biri geldi, ya Ammar dedi, süt içer misiniz? Ammar'ın gözleri yaşla doldu. Yıllar önce aleyhissalatü vesselam Efendimizin o mübarek sözü aklına geldi. Ey Ammar, bu dünyada senin içeceğin son içecek süt olacak. Ve
Ammar o sütü içerken biraz sonra can vereceğini sanki biliyordu. İşte o sırada Ammar'a bir saldırı oldu. Hazreti Ali ordusunda Ammar şehit oldu deyince savaş durdu. Çünkü bu mütevatir, en sahih hadis-i şerifler, her iki taraf arasında da bilinen hadis-i şeriflerden biriydi. Taktuluhu el fi'etul bagiye. Onu haddi aşan, zalim, haddi tecavüz eden bir topluluk öldürecektir deyince, kimin haddi aştığı, kimin isabetli, kimin isabetsiz olduğu her iki taraftan da anlaşılmış oldu. Ammar'ı öldüren de öldürüldü ama artık iş işten geçmişti. Ehli sünnet vel cemaat Hazreti Ali radıyallahu anh'ın haklı olduğu, Ammar'ın içinde bulunduğu Hazreti Ali radıyallahu anh ve etrafının, çevresinin bu savaşlarda isabetli olduğu görüşünü işte bu hadisi şerife dayandırmıştı. Taktuluhu el fi'etul bagiye. Hadis devam ediyor. Yed'uhum ilel cennet. Ammar onları, karşı grubu cennete davet ediyor. Ve yed'unehu ilen nar. Onlar da Ammar'ı cehenneme davet ediyorlar. Evet, Ammar'ın ve beraberinde olanların haklı oldukları bir kez daha tescil edildi. Karşı grubun haksız olduğu ehli sünnet vel cemaat tarafından ifade edildi. Ama karşı grup içerisinde Hazreti Zübeyir gibi, Hazreti Talha gibi, Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Muaviye gibi radıyallahu anhum ecmain çok çok değerli şahsiyetler vardı. O sahabe-i kirama dil uzatmak hiçbir zaman ehli sünnet Müslümanına yakışmayacaktır, yaraşmayacaktır. Onlar içtihatlarında hata ettiler ifadesiyle yetinmek en doğrusu olacaktır. Sahabe-i kiram, bununla noktalıyoruz. İmam-ı Azam Hazretleri'nin o güzel sözüyle. Sahabe-i kiram gözlerimiz gibidir. Gözlerin şifası gözlerle fazla oynamamaktır. Gözünüz mü rahatsız? Mendiliniz de selpakla gözünüzü silin. Parmağınızı elinizi gözünüze sürerseniz belki mikrop kapabilir. Ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kel-uyun. Allah Resulü'nün ashabı gözlerimiz gibidir. Ve deva'ul uyuni veya şifa'ul uyuni ademu messiha. Gözlerin şifası fazla oynamamaktır. Sahabeyi dillerine dolayanlar, onları tenkide yeltenenler kaybederler. Sahabenin aralarında geçen olaylarda asıl sebep olan Abdullah bin Sebe'yi Yahudi dönmesini düşüneceğiz. Fitneye düşmemek için Hazreti Ammar gibi dua edeceğiz. Eûzu billahi minel fiten. Fitnelerden Allah'a sığınırım. İki taraf, Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Muaviye tarafı, iki ordu karargahlarını kurdular. İki taraftan temsilciler geldi. Bir yatsı namazı sonrası sulh, barış imzalandı. Ama bunu duyan Abdullah bin Sebe isimli Yahudi dönmesi, etrafındakilere her iki tarafa gece yarısı hücum etmelerini emretti. Ve gece yarısı Hazreti Ali radıyallahu anh tarafına hücum edenler, Hazreti Muaviye tarafına hücum edenler, gece yarısı işte dönme Yahudinin oyununa gelerek savaşa giriştiler. Savaşı, ya niçin sahabe-i kiram savaşıyor diye okumak yerine bunları, aradaki kara kedileri, dönmeleri, Yahudileri düşünerek uyanık davranmak ve fitneye kanmamak, aldanmamak gerekmektedir. Rabbim fitnelerden muhafaza eylesin.